İsveç Başbakanı yakın zamanda Türkiye bizden veremeyeceğimiz şeyler istiyor açıklamalarıyla gündem olmuştu. NATO üyeliği için Ankara'nın onayını bekleyen ülkenin lideri geri adım attı. Sözlerim yanlış anlaşıldı dedi. Türkiye sözlerimizi tuttuğumuzu doğruluyor ama aynı zamanda bizden veremeyeceğimiz ve vermeyeceğimiz şeyler istiyor. Kararı almak artık onlara bağlı. NATO üyeliği için müzakerelerin sürdüğü İsveç'in başbakanı Ulf Kristersson bu çıkışıyla gündem olmuştu. İsveçli başbakan sözlerinden geri adım attı. Bir etkinlikte konuşan Kristerson, Türkiye'nin talepleriyle ilgili açıklamaları hakkında bunlar yanlış anlaşıldı dedi. İsveçli siyasetçi veremeyeceğimiz şeyleri istiyorlar derken Türkiye'nin iadesini talep ettiği kişilerle ilgili mahkeme kararlarını kastettiğini vurguladı. Mahkeme kararları sonrası yürütmenin hareket alanının kalmadığını belirtmek istediğini söyledi. Başkent Stockholm'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kristerson, ülkesinin terörle mücadele yasalarını güçlendirdiğini hatırlattı. Tam üyelik başvurusuyla ilgili Türkiye ile yapılan müzakerelerin gayet iyi gittiğini ifade etti. Kristerson, Türkiye'nin terörden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Biz özellikle de terörle mücadele alanında tam olarak söz verdiğimiz şeyi yapıyoruz dedi. İsveç'te bir mahkeme, Ankara'nın Stockholm'den talep ettiği Bülent Keneş'in iadesi hakkında olumsuz karar vermişti. Kristerson'un gündem olan açıklamaları bu karardan sonra geldi.